Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz harika bir çay kahve yan atıştırmalığı tarifim olacak. Üstelik yapılışı da oldukça pratik ve az malzemeli. 200 ml sıvı kremayı sos tencereme aldım. Kaynama noktasına gelinceye kadar ocakta ısıtacağım. Isınan kremanın içerisine 80 gram bitter veya sütlü çikolata, 80 gram da fındıklı çikolata ekliyorum. Çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Evet, çikolatamız eridi. 3 adet hazır baton keki geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Kakaolu kek kullanıyorum. Elimizle iyice ufalayalım. Üzerine hazırladığım krema ve çikolatayı döküyorum. Hazır kek almanız şart değil. Evde artan kalan kekleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz veya bir tepsi kek yaparak da trufları hazırlayabilirsiniz. Şimdi elimle birbiriyle bütünleşinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Evet, karışımımız hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında yarım saat kadar dinlendireceğim. Buzdolabında dinlenen turuf hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Yağlı kağıt üzerine alıyorum. Turufların tamamını hazırladım. Toplamda 56 adet turuf çıktı. Bu miktar aldığınız büyüklüğe göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi turufları dondurucuya kaldıracağım. Dondurucuda yarım saat veya 1 saat kadar dinlendirelim. İsterseniz turufları bu haliyle Hindistan cevizi, fındık kırığı veya bisküvi kırığına ya da farklı bir pasta süsüne de bulayabilirsiniz. Ben şimdi üzeri için benleri usulü çikolata eriteceğim. Dondurucuda beklettikten sonra çıkartıp üst kısmını çikolata ile kaplayacağım. Eğer bu turufların tamamını tüketmeyecekseniz bir kısmını dondurucuda bırakıp geriye kalanını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Canınız istediği zaman veya misafiriniz geldiği zaman çıkartıp çay kahve yanına ikram edebilirsiniz. Turufları dondurucudan çıkardım. 2 paket çikolatayı benmere usulü erittim. Şimdi kolaylık olması açısından turufa kürdan batırıyorum. Yarısına kadar çikolataya buluyorum. Turuf kalıplarına yerleştirdikten hemen sonra üzerine süsleme şekerlerinden döküyorum. Çünkü turuflar dondurucudan çıktığı için çikolatası hemen donuyor. Hızlı bir şekilde şekerlemeleri atalım.
kutularımız servise hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Şöyle hemen bir tanesinin iç kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Tek kelimeyle muhteşem. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.